Değerli tüketiciler, bugün Batı Kent'te Ormancılar Sitesi miydi abi burası? Ormancılar Sitesi'ndeydik. Değerli tüketicimiz Petek Temizli diye internete Google amca, yani Google amcaya güveniyor. Google amcaya diyor ki bana en yakın, en dürüst, en bilgili diplomatı Petek Temizlicisini gönder diyor. Google amca hemen ön plana, adam nasıl para basmışsa üst sıraya çıkmış, eve geliyor. Müstakil bir ev Petek Temizliğini yapıyor. Tüketicimiz diyor ki kardeşim ben musluklardan sıcak su alamıyorum. Aynı zamanda alt katımızdaki peteğimiz ısınmıyor. Oo abi, bu işin piri biziz. Bizim üstümüzde dünyada yok falan diye yalandan bilgi sallamış. Peteği yapıyor, temizliğini yapıyor, gidiyor. Ve peteğimiz tekrar ısınmıyor. Esas müşterimizin şikayeti sıcak su alamıyor. Müşterimiz tekrar arıyor. Abi diyor, biz diyor petek temizleyicisiyiz diyor. Biz kombiden anlamayız. E madem kombiden anlamazsın, müşterinin evine gidip petekleri kurcalayıp alt filtreleri söküp, yani şimdi bir de tüketici ekstra ayrıyeten bir de kombiciye mi para ödeyecek? Tüketicimiz lanet olsun diyor, gönderiyor. Bundan sonra evine yetkili servis adı altında servis çağırıyor. Onun için diyorum ki her yetkili servis yetkili değildir. Önemli olan etkili. Müşterinin evine gelip nokta atışı yapıyorsa etkili servisir. Ben yetkili servismiş, özel termiş, hiçbiri umurumda değil. Burada önemli olan müşteri elektriği kimden alıyorsa, sıkıntısı, sorunu çözülüyorsa müşteri için o 10 yıldızlı bir tamircidir. Yetkili servisi çağırmış. Yetkili servis bir demiş ki, tüketicimiz diyor ki kombimiz yanınca bir ses geliyor. Kombimiz ısınmıyor. Buraya gelen o yetkili servisteki ben, yani özür geçiyorum, o gerizekalı öküze sesleniyorum. Kombi hararet yapmış yavrucuğum. Bilmiyorsan mesleği git pazarda bir şeyler, yani domates al, bilmem ne al. Gel şimdi o peteğin içindeki o plakalı eşanjörün içindeki çamurlu suyu senin gözüne sokmak lazım sayın tamirci. Yani yetkili servis diye tüketici sana güveniyor. Şimdi bak. Bak canım. Şurayı da kapatalım akmasın. Şimdi buraya servis olarak geldim. Müşteri buradan sıcak suyu aldığı zaman kombimiz intihar etmek durumuna geliyor. Diyor ki sen benim ustamsın, sen benim derdimden anlamazsan tüketici ne yapar? Google'dan Fatih Bank'ı bulur, parayı basar, uçakla getirtirir buraya. Ondan sonra şimdi tüketicimiz, bir bardağımız var mıydı? Şuradan alayım ablacığım. Bu biraz kirlenecek. Normalde bunu ben buraya dökmem lazım ama bardağı kirletmek istiyorum. Bu ilaçlı çamuru bu eve gelen o tamirciye içirmek lazım. Bak şimdi. Bak. Çamura bak. Buraya da bir de yetkili servisiyim adı altında gelmesin. Bu kombide bir şey yok. Bunlar çalıştıkça bu şekil is yapar. Her zamanki gibi yurt dışından, Dubai'den getirdiğimiz ilacı alıyorum. Bunun içine tekrar döküyorum. Ve plakalı eşanjörümüzün içi devasal bir şekilde dolmuş. En azından bari hiçbir işi bilmiyorsun, usta değilsin. En azından videomu izle. Benim bilgimi çal, cebine koy. Ondan sonra git tamirci ol. Bu kadar da bir insan dangalak olamaz ya. Sonra Fatih bak müşterinin evine atarlanıyor. Yazık günah değil mi? 250-300 ona bir vermiş. Yetkili servise 40-50 bir vermiş. Şimdi bir de ben alacağım. Ama bu ev niye benim hoşuma gitti? Buradan ben her gidip geldikçe kira paramı çıkartacağım. Çünkü müşteri zengin. Öyle mi zannettiniz tüketicilere? Madem sonuç alamıyorsun, müşterinin evine hiç gelme. Al sana bir bardak daha, kapuçino yapıyorum, kakaolu. İçersin. Belki al. Plakalı eşanjör tıkalı olursa bu kombi ısıtır mı? Şimdi kombi dört dörtlük yapıldıktan sonra onun da videosunu çekeceğim. Videolarda da fazla uzatmak istemiyorum. Değerli tüketicilerimiz en azından YouTube'u izlerken megabaytı düşmesin. Bu bilgi yeter. Saygılar, sevgiler.